LGS Dershanesi Rehberlik Saatine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bir cevaplamadığımız kısım kaldı. Şurası. Aldığım bütün test kitaplarını full bitirdim. Tabii ki hepsi bitmedi ama bazılarının mesela bir ünitesinin konu stillerini beğenmedim. Yani güzel sorulduğunu düşünmedim mesela. Ya da çok fazla cevap anahtarında hata çıktı test kitabının. Onları tabii ki bitirmedim kendi yararım için. Yüzde kaçını bitirmişsindir? 80. %80'i iyi bir rakam arkadaşlar. Siz de elinizdeki kaynakların %80'ini bitirmeye bakın. İlk denemelerde en çok hangi dersten hata yapıyordun? Sanırım en çok Türkçeden yapıyordum. Peki son denemelerinde en çok hangi dersten hata yapıyordun? Türkçeden. Yine Türkçeden yapıyordun. Fen ve İnkılap ama Türkçede de zorlanmadığım değil. En az kaç puan yaptın? Denemelerde en az 471 puan yapmıştım sanırım. Biraz sizi üzmüş olabilir dengisi ama. İlk deneme kaç netti? 13 yanlışım vardı. Of. Bu süreçte seni en çok zorlayan şey neydi? Beni en çok zorlayan şey stres ve üzerime binen o kaygı ve sürekli en iyisi olma. Yani aslında mükemmeliyetçilikti. Her şeyde en iyi olmam lazım. Bu denemede hep ben en iyi olmam lazım ama asla öyle bir şey yok. Yani mesela böyle arkadaşlarım beni geçince eminim ki sizde de oluyordur. Yarıştığınız bir ekip, bir grup vardır. Ya onlar nasıl beni geçti? Şu hatayı yapmasaydım daha yüksek alabilirdim diyorsunuz. Ama bence bu noktada odaklanmamız gereken şey önceki sınavdaki kendinizi geçebildiniz mi? Ben bir süre sonra buna odaklandığımda çok daha iyi sonuçlar aldığımı gördüm. Yani bu sınavda işte Ayşe, Mehmet beni geçti değil de geçen sınavdaki Bengüsü'yü geçtim mi? Günlük programıma uyamıyorum, ne yapmalıyım demiş. Benim aslında günlük programım yoktu. Hani ben şey demiyordum işte bugün bu kadar matematik çözeceğim demiyordum da soruları çözüyordum. Oldu gibi hissettikten sonra işte deftere yazıyordum. Bugün bu kadar bundan çözdüm. Gün sonunda yaptığım şeye bakıp tatmin olduysam bırakıyordum. Olmadıysam daha fazla çalışıyordum. Senin moralini bozacak bir şey oldu mu demiş. Yani ben kendimce çalışıyordum. Yeterince iyi de ilerliyordum. Ama çok fazla ödev üzerime yüklendi ve ben o ödevlere yetişemedim. O beni çok zorladı. Çünkü bir anda yetişmeye çalışıyorum. İşte sisteme yok yapılmadı diye giriliyor. Doğru. Her şeyin böyle cuk olmasını istiyorum. Çünkü hani sonuçta bir tamı hedefliyorum. Onlar benim moralimi bozmuştu. Hani yapamamak, yetişememek böyle. Çünkü çok parçaya bölünmeniz gerekiyor ama bunu yapamıyorsunuz tabii Doğru. ki. Doğru. Dikkat hatası yapıyor musun demiş Kerem. Dikkat hatasını ben uykusuz kaldığım günler çok yapardım. Ama hani böyle çok garip bir şekilde yapardım. İşte toplama yapmam gerekirken çıkarma yapardım. Soru yanlış çıkardı. Tunahan İşçi sorusunu ben okuyayım. LGS okulumuzda olan deneme sınavlarından basit mi? Çok güzel bir soru. Evet bence de çok güzel. Çünkü bence bu eminim ki her LGS'ye hazırlanan öğrencinin kafasını kurcalayan bir soru. Çünkü hep hani bu çok zordu. Bunun gibi zor olursa yapamayacak mıyım? Bu çok kolaydı. O zaman çalışmama gerek yok. Şimdi ben şunu şöyle söyleyebilirim. LGS'den çıktığımda işte bana ailem, arkadaşlarım sordu. Sence zor muydu değil miydi? Bence LGS ne zordu ne kolaydı. LGS netti. Son aylarda heyecan yaptın mı demiş. Yaptım. Heyecanını nasıl yendin peki? Heyecanımı nasıl yendim? Çalışarak yendim daha çok. Hani heyecanlandıkça çalıştım. Çalıştıkça heyecanlandım. Her zaman en iyisini hedefleyin. Her zaman en iyisini yapacağınıza inanın. Çünkü ben size inanıyorum. Eminim ki yapabilirsiniz. Ben de size inanıyorum ve genellikle yayınlarda izleyiciler alkışlar. Fakat biz sizi alkışlayarak videoyu bitiriyoruz. Kendinize inanın arkadaşlar. Başaracağınıza inanın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Alkışlıyoruz. Hoşça kalın.